tavamı da ısıtıyorum. Altını açtım. Biraz zeytinyağı kullanacağım ve biraz da tereyağı koyacağım içerisine. Bir parça da tereyağı atalım. Kuru soğanımızı da alıyoruz. Kuru soğanın yarısını bu iç harca kullanacağım. Diğer yarısını ise güzel bir sos yapacağım. Marinara sos. Yanında servis etmek üzere. İç harcımız için kuru soğanımızı yarım piyaz olarak doğruyorum. Bununla beraber bir parça da sarımsak kullanacağım. Şimdi bunu da ince bir şekilde doğruyorum. Soğan ve sarımsağımızı ekliyoruz tavamızın içerisine. Ve yavaş yavaş karıştıralım. Bunun içerisine şimdi ıspanaklarımı koyacağım. Ispanakları da birkaç parçaya bölelim. Daha rahat kullanabilmek ve soteleyebilmek için ıspanakları birkaç parçaya bölüyorum. Mozzarella peynirini de yanıma alıyorum. İç harcı koyduktan sonra tavukların içerisinde üzerine ince dilimlenmiş olarak bu mozzarella peynirinden koyacağım. Sarımsak ve kuru soğanlar yavaş yavaş kavruluyor. Bunun içerisine şimdi ıspanaklarımı ekliyorum. Yavaş yavaş kavuruyorum. Biraz tuz ve karabiber. Dışını ekmek kırıntısıyla kaplayacağım. Tabii ki sadece ekmek kırıntısı değil de biraz da parmesan peyniri eklerseniz bu karışıma çok lezzetli bir tavuk rulo çıkacak ortaya. Aynı zamanda parmesan peyniri dışının biraz daha kızarmasını ve lezzetli olmasını da sağlayacak. Görmüş olduğunuz gibi ıspanaklarımız güzelce kavruldu. Şimdi ıspanaklı karışımı bir kasenin içerisine alabilirsiniz bu şekilde. Şimdi aynı tencerenin içerisinde de marinara sosu yapmaya devam edeceğim. Ama bu arada ıspanaklarımızın içerisine ricotta peynirini de karıştıracağım. Güzelce karıştırdıktan sonra kenarda biraz dinlendireceğim. Bu ıspanaklı ve peynirli karışımı tavukların içerisine kullanacağım. Mozzarella peynirimi hazırlamıştım. Ricottalı ve ıspanaklı karışımım da hazır. Şimdi onlar biraz dinlenirken sıra geldi marinara sosa. Yine aynı tencerenin içerisinde biraz zeytinyağı ve yine tekrar biraz tereyağı koyduktan sonra bu sosu da hazırlamaya başlayabilirim. Kuru soğanımı ekledim içerisine. Güzelce karıştırıyorum. Ve bir parça da şimdi sarımsak koyacağım. Sıra geldi salçaya. Bir miktar salça ekliyorum içerisine. Salçayı hafif ezerek karıştırıyorum. Yeşil biberimi de bu şekilde sapını kopardıktan sonra ortadan ikiye kesip ince ince doğruyorum. Bunu da ekleyelim içerisine. Bunu da güzelce karıştırıyorum. Şimdi sosumun içerisine birkaç parça da taze fesleğen atacağım. Sosun domatesini de ekliyorum. Biraz da tuz ekliyorum şimdi. Görmüş olduğunuz gibi tavuklarımızı bu şekilde kemiksiz ve derisiz olarak kasabınızdan alabilirsiniz. Tavuğu dilerseniz kasabınızda da bu şekilde kestirebilirsiniz. Üzerlerine de biraz tuz. Yumurtamızı da kıralım. Şimdi sosumu daha düşük ısılı bir ocağa alıyorum. Biraz da kıstım altını. Evet, şimdi tavuklarımızı tuzladıktan sonra biraz önce hazırlamış olduğum harcı bu şekilde ortalarına koyuyorum. Bunu bu şekilde koyduktan sonra bunların üzerine şimdi birer tane de mozzarella peyniri koyuyorum. Ve hazırlamış olduğum harcın üzerinden geçerek tavuklarımı rulo halinde sarıyorum. Daha sonra bunları yumurtaya bulayarak parmesan peyniri karışımlı ve ekmek kırıntısı karışımının içerisine daldırıyorum. Güzelce bastırdıktan sonra hazırlamış olduğum bu tavuk göğsünü
fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyorum. Evet, ellerimi de güzelce yıkadıktan sonra şimdi göğüsler fırına gidiyor. 185 dereceye ayarlıyorum fırınımı. Yaklaşık 25 dakika pişirdikten sonra sosumla beraber tavukları servise sunacağım. Evet, tavuklardan bir tanesini alıyorum. Bu şekilde dilimleyerek servise sunacağım. Kalın dilim yapabilirsiniz. Sosumuz da hazır. Şimdi bunun üzerine de tavuklarımı bu şekilde açarak servise sunacağım. Bunun yanına birkaç parça taze fesleğen ve bir iki tane de kiraz domates tabağın içerisine bu şekilde bırakıyorum. Yemeğim servise hazır.